Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamber Efendimiz 61 yaşında vefat ettiyse Kur'an nasıl 23 yılda iner? Aslında bu sorunun detayı şöyle. Bilindiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşındayken peygamberlik verilmiş. 61 yaşında da vefat ettiyse o zaman 21 yıl peygamberlik müddeti kalmış gibi anlaşılır. Halbuki biz kitaplarımızda, hocalarımızdan duyuyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yılı 23 yıldır ve Kur'an-ı Kerim 23 yıldan nazil olmuştur. Bu sorunun izahını istiyorlar. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleriyle dünyadan ahirete irtihal etmeleri 571-632 yıllar arasıdır. Bu yıllar miladi sene olup güneş yılı esasına göredir. Hz. Peygamber Efendimizin yaşının ise ay yılı hesabına yani kameri yıla göre hesaplanması gerekir. Kameri yıl şemsi yıla göre kıyaslanacak olursa yaklaşık 33 yılda bir bir yıl farkı meydana geliyor. Zira kameri yıl şemsi seneden yaklaşık 11 gün eksiktir. Aradaki bu farkları dikkat alacak olursak peygamber efendimiz hazretlerinin yaşı ay yılına göre 63'ü bulur ve hesap doğru çıkar. Demek ki Kur'an'ın 23 yılda inmesi güneş yılına göre değil, ay yılına göredir. Güneş yılına göre ise Peygamberimiz 61 yaşında ahirete irtihal buyurmuşlardır. Ama ay yılına göre 63 yaşındayken ahirete göçmüştür. Bizde de meşhur olan yaş 63'tür.